Şatr kasabasındayız ve Notre Dame de Şatr katedraline bakmaktayız. Bu Orta Çağ'ın en görkemli katedrallerinden biri fakat aynı zamanda biraz karışık bir geçmişe sahip. Bu bölge kutsal bir alandı. Efsaneye göre burada bir rahibe ait olduğu söylenen bir tapınak vardı. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz fakat burada bir Roma tapınağı olduğunu biliyoruz. Ve zaman içinde bu tapınak tahminen 3. yüzyılda Hristiyanlığa ait bir mekana çevrildi. İşte o noktadan itibaren elimizde kayıtlar mevcut. Milattan sonra binli yıllara geldiğimizde burada Bakire Meryem'le bağdaştırılan önemli bir kilise olduğunu biliyoruz. 9. yüzyılda ise kilise Konstantinopolis sayesinde özel bir hediyeye sahip oldu. Bakire Meryem'in kıyafetinden bir kalıntı. Bu kalıntı bir kutsal emanet. Bir azizden geriye kalan parçalar veya özel eşyalar kutsal emanet olarak adlandırılır. Ve bu eşyalar o dine mensup kişiler tarafından kutsal sayılır. Örneğin insanın başındaki dikenli tacın dikenleri ya da bu durumda Meryem'in İsa'yı doğururken giydiği düşünülen kıyafet kutsal emanetlere birer örnek olarak gösterilebilir. Kutsal emanetler çok önemlidir. Çünkü ona saygı gösterenlerin faydalanabileceği gerçek bir güce sahip olduğu düşünülür. Dolayısıyla insanlar sırf bu kutsal emanetleri görebilmek ve onları adak adamak için çok uzak mesafelerden bu kiliseye geliyorlardı. Bazen adak ve hediye olarak takılar, pırlantalar veriyorlardı. Bazen de para bağışı yapıyorlardı. Böyle önemli kutsal emanetlere ev sahipliği yapan bu bölge zamanla çok varlıklı bir hale geldi. Bu dönemde Avrupa'da ilk defa politik olarak stabil durumdaydı ve insanlar da böylece haç yolunda güvenle seyahat edebiliyorlardı. Bunun gerçekten Meryem'in giydiği bir kıyafet olup olmadığını bilmiyoruz. Önemli olan inancın bu şekilde olması. O yüzden de bu kıyafetin çok özel, koruma ve kurtarma gücü olduğuna inanılırmış. Ama daha sonra korkunç bir şey yaşanmış. Bu kıyafete ev sahipliği yapan, insanların çok uzaklardan ziyarete geldiği büyük Romanesk kilise 1194'te yanıp kül olmuş ve kıyafet kaybolmuş. Yani kaybolduğu düşünülmüş. Bu korkunç bir durum. Çünkü halka göre bu kıyafet olmadan kasaba korumasını kaybetmiş sayılıyor. İnsanlar Meryem'in onları terk ettiğini düşünmeye başlıyorlar. Ama üç gün sonra kıyafet tekrar ortaya çıkmış. Hem de hiç zarar görmemiş bir halde. Onu kilisenin mahzeninde bulmuşlar. İnsanlar bunun bir mucize olduğunu düşünmüşler. Bunu Bakire Meryem'in öfkesinin veya şehri terk edişinin bir kanıtı olarak görmek yerine onun eski kiliseden kurtulmak üzere gönderdiği bir işaret olduğunu düşünmüşler. Böylelikle 1194'te Şatr kasabasında ona layık bir kilise inşa edilmeye başlanmış. Şatr Katedrali'nin mimarının ismini bilmiyoruz. Fakat bu mimarın yeni kiliseyi, Romanesk kilisenin temelleri üzerine inşa ettiğini biliyoruz. Bu tarihlere gelindiğinde batıdaki mimari oldukça değişmişti. Artık Romanesk stilinden Gotik tarza geçiş yapılmıştı. Bu kilisede Fransa'da Gotik tarzın en öncü ve en önemli örneklerinden biri. Kilise duvarlarında açıklıklar yaratmak için yeni uygulamalar denemişler. Burada geometriye karşı yeni bir yaklaşım görüyoruz. Tanrı dünyayı ölçülere göre yarattı ve kilisede Tanrı'nın evreni yaratırken esas aldığı bu ölçüleri ve sayıları yansıtmalıydı. Kilise evrenin ölçeği kullanılarak yapıldığından biz de bu alanda bulunarak Tanrı'ya daha yakın hissedebiliriz. Kutsal boyut hakkında bir tahmin yürütebiliriz. Zaman zaman şatır 1 olarak da isimlendirilen batı yüzü 1194 yangınından sağlam çıkan taraf. Burası kilisenin daha büyük olan ve daha önce inşa edilmiş olan kısmı. Belli ki mimar yapının geri kalanında Romanesk tarzının yüksek duvarlı ve cüsseli havasından vazgeçmiş. Yine de kullandığı taş çatıların ağırlığı konusunda şüphemiz yok. Binanın sadece küçük pencereleri olduğunu görüyoruz. Ön cephe iki yönde de üç bölüme ayrılmış. Kutsal üçlüye bir gönderme olmalı. En önemlisi de altın orana göre ayarlanmış. Yani ölçümlerden mükemmellik yaratma algısıyla düzenlenmiş. Gelin biraz daha yaklaşalım ve kapı pervazındaki figürlere bakalım. Burada hala bazı çalışmalar olduğunu duyabiliyoruz. Kilisede tadilatlar devam ediyor. Pervaz figürleri kapının iki yanında olan figürlerdir. Her iki tarafta da kolonlara bitişikler. Büyük ihtimalle bu heykeller eski ahitten kral ve kraliçeler olmalı. Gotik tarzda yapılmışlar. İnsana pek benzemiyorlar. Belli ki ruhani varlıkları temsil ediyorlar. Bunu düşünmemizin sebeplerinden biri de çok uzun boylu olmaları. Başta destek kolonları gibi görünüyorlar ama aslında hiçbir şeyi desteklemiyorlar. Ağırlıkları konusunda da pek fikrimiz yok. Ayaklarına bakınca biraz aşağı doğru sallanır gibi gözüktüklerini görüyoruz. Aslında bedenleri yok gibi. Üzerlerinde sadece girintileri olan kumaşlar var. Kumaşlardaki kıvrımlar onların kalçalarını ve dizlerini ya da kumaşın katlandığı yerleri göstermek üzere taşa kazınmış. Ama o kumaşların altında gerçekten üç boyutlu bir beden olduğuna dair hiçbir algı yaratılmamış. Yine de heykeller estetik bir güzelliğe sahip. Ayrıca buraya sanki kapı bekçileri olarak konduklarını düşünüyorum. Sanki kutsal bölgeye girişimizi hızlandırmak ister gibi bize bakıyorlar. İçeriye doğru gittiğimizde bu figürler üstümüzde kalıyorlar. Biz geçip giderken aşağıya doğru babacan bir tavırla bize bakıyorlar. Hem ruhani alemde hem de dünyevi alemde aynı anda var oluyor gibiler. Ve kilisenin içine yani kutsal bölgeye girerken bu iki alem arasında bir geçiş sağlıyorlar.